İntegralde alan çeşitleri. Bu videomuzda integralde alan çeşitlerinin neler olduğunu konuşacağız. Bu videomuzun ardından da bu çeşitleri tek tek incelemeye başlayacağız. İntegralde alan 3'e ayrılmaktadır. Bu başlıklardan bir kısmı 2019 yılı YKS müfredatında yapılan değişiklikler sonucu müfredattan çıktı. Hangilerinin çıktığını belirteceğim. Fakat konu anlatımlarında hepsini işleyeceğim. Çünkü bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı'na oldukça güvensiz durumdayız. Çıktı dediği yerden de bunlar bu başlıkta soru sorabilirler diye düşünüyorum. O kısımları biraz yüzeysel işleyeceğiz sadece. Birinci çeşit. X ekseni ile grafik arasında kalan alan. X ekseni ile grafik arasında kalan alan. Bu tamamen müfredatın içindedir. Bunun bütün başlıklarını, bütün çeşitlerini oldukça iyi öğrenmemiz gerekir. Bu da kendi içinde ikiye ayrılmaktadır. X ekseni ile grafik arasında kalan alan. Bunu zaten konu anlatımında oldukça ayrıntılı işleyeceğiz alanın x ekseninin üstünde bulunduğu durumlar. Bakın grafiğe, grafik ile x eksenimiz arasında kalan alan durumu. x ekseninin üstünde, x ekseninin altında. Şu an konuya bir tepeden bakış yapıyoruz. Bunlar nasıl hesaplanır konuşmuyoruz. Konunun içinde hangi çeşitler var ve nasıl hareket edeceğimiz ilerleyen süreçte konuşulmaya başlanacak. Burada da x ekseni ile grafik arasında kalan alandan bahsediyoruz fakat x ekseninin altında. X ekseni ile grafik arasında kalan alan tamamıyla müfredatımızda ve kendi içinde iki çeşit içermekte. X ekseninin üstünde X ekseninin üstünde olması durumu alanın X ekseninin altında olması durumu. Alanı. X ekseni ile grafik arasında kalan alan bölümümüz bunlar etrafında geçecek. Şimdi gelelim ikinci çeşide. İkinci çeşidimiz müfredattan çıktı gözüküyor. Müfredattan çıktı. Gözüken bu. Benim beklentim bu sene müfredattan çıktığı gözüken en az 3-4 konudan birer tane soru gelmesi yönünde. Bunlar neyin çıkıp çıkmadığı kendi içlerinde takip edebilecek yeteneğe sahip değiller bu soruyu hazırlayanlar. En son böyle kitlesel bir değişimin olduğu yıl ya 2016 ya da 2015 o geçiş yılıydı. Sınav içinde müfredat dışı 4 soru vardı. Sınavdan sonra oldukça tartışma olmuştu. Tabii siz bu sınavlara yeni hazırlanan kişiler olduğunuz için bunları tecrübe etmediniz. Böyle bu müfredat içi, bu müfredat dışı böyle keskin çizgilerle bu sınava hazırlanmayın sakın. Bunlara güven olmaz ve müfredat dışında dedik ama şuradan şöyle dolanarak bu müfredatın içinde kabul edilebilir cevapları gelir ve sorularınız gider. Müfredattan çıktı diyorum ama ben yine de bu bölümü işleyeceğim. Y ekseniyle grafik arasında kalan alan. Y ekseni ile grafik arasında kalan alan. Bu da kendi içinde ikiye ayrılmaktadır. Ama burayı buradaki işlememize nazaran daha yüzeysel işleyeceğiz. Y ekseninin sağında kalması durumu alanın bir de Y ekseninin solunda. Bakın alan y eksenimizin sağında grafikle arada kalıyor. Bir de alan grafikle y ekseninin sol tarafında kalıyor. Y'nin sağında olması alanın y'nin solunda olması alanın şeklinde iki alt başa ayrılmaktadır. Y ekseniyle grafik arasında kalan alan bölümü. Tabi bunun kendi içinde birazcık daha formülsel değişiklikleri vardır. Üçüncü çeşidimiz 2018 yılı sınavında üçüncü çeşitten soru gelmiştir sınavda. İki grafik arasında kalan alan. İki grafik arasında kalan alan. Bu da kendi içinde ikiye ayrılmaktadır x'e göre iki grafik arasında kalan alan y'ye göre y'ye göre olan kısmı müfredattan çıktı gözüküyor. Müfredattan çıktı. Gözüken şey bu. Neyin müfredattan çıkıp neyin müfredatın içinde olduğunu da bu şekilde bilin. Ben müfredata ben bu adamlara güveniyorum diyenler ona göre hareket etsin güvenme duymayanlar ona göre hareket etsin. Tercih konusunda serbestsiniz bu noktada tabii ki. X'e göre iki grafik arasında kalan alan dediğimizde böyle iki tane grafiğin arasında kalan alanın X'e paralel durumda durmasından bahsediyoruz. İki grafik arasında kalan alanın Y'ye paralel biçimde durmasından bahsediyoruz. Şu şekilde İşte integralde alan başlığı altında işleyeceğimiz çeşitler bunlardır. x ekseni ile grafik arasında kalan alan, y ekseni ile grafik arasında kalan alan, iki grafik arasında kalan alan. Çıkan bölümlerimiz y ekseni ile grafik arasında kalan alan ve y'ye göre iki grafik arasında kalan alan bölümüdür. Şimdi ilk olarak x ekseni ile grafik arasında kalan alanı işleyerek bu videomuzdan sonra devam edeceğiz.